were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün böyle çok enerjik formdayım. Çünkü bugün aylar, yıllar, senelerden sonra arkadaşlarımızla toplanıp çok güzel bir yerde kahvaltı yapacağız. Bugün de hava çok rüzgarlı. Aslında siyah jile giymiştim böyle kolsuz. Gördünüz az önce. Dışarıya çıkınca fark ettim ki çok rüzgar. Çünkü normalde aslında bugün 4-5 derece falan olacaktı. Geri içeriye kaçtım, üstümü değiştirdim. Bu kalın montumu giydim. Dediğim gibi kızlarla buluşacağız. Çok heyecanlıyım, çok özledim onları. Eskiden böyle gün yapardık. Yani maksat hani birbirimizi görelim diye böyle. 2 haftada bir muhakkak dışarıda bir kahvaltıya giderdik ya da öğle yemeğine. Çok güzel geçerdi. Fakat işte korona ile birlikte her şey bitti. Evlerimize bile gidip gelemez hale geldik yani. O yüzden artık böyle dedik ki buluşalım, toplanalım, artık eski günlerimize geri dönelim. Ve bu da bugün de bir başlangıç olsun istedik. Şu an saat zaten 10'a geliyor. Ben artık gideyim, saat 10'da buluşacağız. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bugün benim için gerçekten çok güzel bir gün olacak arkadaşlar. Çünkü akşam da bir arkadaşım ve eşiyle birlikte, yani ben de tabii ki de Güven'le, akşam yemeğinde buluşacağız. Bugün böyle yoğun, gezmeli, tozmalı, eğlenmeli, enerji toplamalı bir gün olacak benim için. Onun için hiçbir şey yapmayacağım, yani yemek olayım da yok. Çocukların zaten yemekleri var, hazırladım sabahtan. Bence artık yavaş yavaş eski günlerimize geri dönüyoruz diye düşünüyorum. Çünkü burada bayağı bir hafiflemeler oldu. Önce size bahsetmiştim, mağazalara girerken aşı karnelerine bakılıyordu. Artık onlar da kalkacak. Mart'ın 14'ünden sonra da zaten her şey bitiyor. Bütün korona yasakları, maskeler kalkıyor. Yani normal hayatımıza dönüyoruz. Bitsin artık ya, bitsin. Gerçekten bitsin. Öyle arkadaşlar, şimdi ben böyle güzel bir kahvaltıya kendimi hazırladım. Sadece bir kahve içtim sabah. 6.30'da kalktım. Arda'yı gönderdikten sonra zaten yatmadım. Ortalığı toparladım. Çarşaflarımızı falan değiştirdim bugün. Onları makineye attım. Yemek hazırladım derken işte saati 9.30 ettik ve çıktım, gidiyorum. Bugün 2 oldu maşallah. Polisler bugün ceza yazmak için yollara dökülmüş.
ben geldim arkadaşlar. İşte gideceğimiz yer şurası. Ben Anne Florentin. Hello. Hello. Ne haber canım? İyidir canım, sen nasılsın? İyidir ama arkadaşlarımızın çoğu gelemiyormuş. Bakalım Filiz de gelecek şu anda. Bir kişi daha eksiğimiz var. O da gelirse tamam olur. 3 kişi mi? 4 kişi. 4 kişi olacağız. İyi hadi bakalım. Şöyle menülere tamam, bir bakalım. Bu da arkadaşım Emel. Tanıştırayım merhaba. Size. Merhaba canım. Merhabalar. Nasıl hissediyorsun uzun zaman sonra vallahi toplandık? Vallahi çok iyi geldi bugün. Kahveyi değil mi? Aldım. Evet sabah bile kahve içmeden gelmiştim. Emel diyorum ki artık bu bir başlangıç olsun bize. Aynen yani. İnşallah yaza bundan doğru gidiyoruz. Bundan sonra artık sık 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 görüşelim. İnşallah canım benim. Baya bir ara verdik yani. Baya baya evet, oldu ya. Resmen 2 sene falan yani bu koronadan beri hiç görüşemiyoruz doğru aynen, düzgün. Aynen baya oldu ya. Bir ya da iki kere en fazla görüştük. O da ayaküstü. Çok az, çok az. Ayaküstüydü yani. Yaz geliyor artık güzel olur. Bahar geliyor ya. Aynen. İnşallah beraber gezeriz. İnşallah hazır canım. Çıkarız. Aynen hadi. Şimdi bir kahve söyleyelim bari diğerleri gelene kadar. Hülyacık da geldi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Nasıl? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldu. Diyorum ki uzun zaman oldu yani. Aynen aynen. Görüşmeyeli resmen özledik yani. Ama bundan sonra Emel'e de söyledim. Dedim artık bu başlangıç yani. Devam. İnşallah. Toplanmalara, inşallah. Şeylere devam. İnşallah. Bir gün bana da bekleriz. Gelin. İnşallah. Bir dahaki babiye bana gelecek misin? İzleyicileri de çağırıyor musunuz? İzleyicilerim de gelsin. Aynen gelsin. Al gel. Güzel bir çekim yapalım. Tamam hep birlikte gidiyoruz aynen. Arkadaşlar. İnşallah. Bana gelecek. Kıştan belli gelecek bir kahve kahve dedim. Geliriz geliriz. Bir kahveye geliriz. Hepinize geleceğim söz. Pandemi bitiyor ya. 3. ayın 14'üne. Bitiyor bitiyor. Bitiyor değil mi? Evet ya. Bitiyor. Maskeler, falan maskeler de kalkıyor. Maske. Evet. Bilmiyor muydun? Abi daha sanki emin değillerdi. Hayır. Kesin 14'ünde şu... kalkıyor maskeler. Aynen. Artık kurtuluyoruz valla bu yaz. Şey çalışırken zor oluyor. Yani böyle girdim çıktım. Post, aynen çalışırken çok büyük rezillik yani. Hoş geldin canım. Bu ne şıklık. Teşekkür ederim. Nerede kaldın? Açlıktan vallahi öldük yani. Mide krampı geçiriyoruz. İyi hadi neyse. Hoş geldin tekrar. İyi sen? Evet çaylar burada bu şekilde geliyor. Hazırlasana çayını. Ha, içine, okay, sadece bardağına dolduruyorsun. Sadece bardağıma döküyorum. Ben hiç çay içmediğim için kahvaltılarda hep kahve içiyorum. Merci. Evet ben böyle bir şey aldım. Emel de Hülya da böyle bir şey aldı. Böyle suda haşlanmış yumurta, ıspanaklı. Hülya'yı böyle sosis. Bu hanımefendi iki yumurtayla patates aldı. Neden acaba? Çok hafif oldu. Çok hafif oldu senin kahvaltın. İyi kızlar hadi afiyet olsun herkese. Ekmek söylemediniz herhalde. Hesaplar gelsin. Alman usulü. Bugün öyle oldu. Alman usulü oldu böyle. Yapacak bir şey yok. Hülya anlatsana senin muhabbetlerin güzel. Ne anlatayım? Ne istiyorsun? Ne bileyim. Ya bu arada Hülya elbise satıyor arkadaşlar. Düğün elbiseleri satıyor. Kanada içinde şey yapıyor musun? Gönderiyor musun yani? Şey librezon yapıyor musun? Yolluyoruz. Ha mesela Toronto atıyorum. Evet, başka yerler. Ne oluyor? İşte bekliyoruz. Çekimi biz de yapalım. Olur. Tanışırız hem de. Tamam bir gün o zaman Hülya'ya gidiyorum. Onun elbise çekimini yaparım. İsteyenler de bana yorumlara yazarsa ulaşırız yani. Fikirlerini almayı isterim yani. Düşüncelerini. Tamam. Kahvaltımızı bitirdik. Çok güzel geçti kızlarla. Şimdi hemen bu kahvaltı yerinin yanında birkaç tane mağaza var. Oraya uğrayacağım çünkü ay buz geldi resmen. Bu arabayı temizlediğimiz fırçalar var ya arkadaşlar işte. Güven benim arabamın fırçasını kırmış o gün temizlerken. O yüzden bir uğrayıp fırça almam lazım. Çünkü o olmadan olmuyor yani. Burada her an kar yağdığı için çok tehlikeli yani arabada olmaması. Nasıl temizleyeceksiniz yani? O yüzden şimdi hemen şurada bir tane şey var. Canadian Tire var. Oraya uğrayıp oradan bir fırça alacağım. Ondan
Ondan sonra hemen şu karşıda Winners var. Bir de Winners'a göz atarım. Daha sonrasında da herhalde eve giderim. Ay inanmıyorum, o kadar çok oturmuşuz ki şu an fark ettim. Saat 1 olmuş. Saat 10'da buluştuk. Düşünün, saat 1. Yani bayağı bir muhabbetin dibine vurmuşuz bugün yani. Şu poşetleri gördüm şimdi arkadaşlar. Greenbacks diye. Yani koyduğunuz sebzeler tamamen taze kalıyormuş. İlgimi çekti. Aslında ne kadarmış? Made in USA. $15. Kaç tane var? 20 tane. Aslında bir alayım ya. Bir alayım, deneyeyim. Size de kullandıktan sonra söylerim. Bir tane de mutfak makası alacağım. Ben mutfak makasımı mahvettim. Geçen gün çok sert bir böyle bir tel parçasını kesmeye çalıştım. Çok büyük bir hataydı yani. O yüzden ağzı bozuldu. Çok üzüldüm. Şimdi doğrusunu kesmiyor. Bakayım, bulursam yine böyle buzdolabına yapışıyor biliyorsunuz. Mıknatıslı, onları seviyorum. Hemen elimin altında oluyor. Bulabilirsem, buldum galiba, evet. Ay iyi bari, şunlar bakın. Bunlar mıknatıslı olduğu için yapışıyor buzdolabına. Şundan alayım bir tane, $9. Ayrıca şöyle bir şey buldum. Böyle havuç ve sos götürüyorsun. Havucunu batırıp yiyor. Şöyle, şurada sosunu koyabiliyorsunuz. Bakın. Şu şekilde. Hoşuma gitti. Evet, bahsettiğim şeyler şunlar arkadaşlar. İşte şu fırçalar Güven Bey halletmiş. O yüzden şöyle bir tane alayım. Böyle basınca da büyüyor bakın. Böyle uzuyor yani. Evet, bunları aldım. Şimdi buradan çıkıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bu eskisi. Şuradan böyle kırılmış. Eve geldim şimdi. Sabahleyin çamaşır atmıştım. Onları kurutmaya attım. Daha sonrasında şimdi onları çıkarayım. Yerleştim. Dışarıda bir fırtına vardı. Saçım, başım, her şeyim dağıldı. Arabayı sallıyordu ya resmen. Çok acayipti yani. Oh! En üst kata çıktım. Şimdi böyle in çık in çık. Yatağımı sökmüştüm, onun çarşaflarını takacağım. Yani böyle güneşli göründüğüne bakmayın. Şuradaki karı görüyor musunuz? Üstte buz tuttu. Dün korkunç buzlanma oldu. Şu an bunun üstü komple buz. Ve dışarıda da bayağı bir rüzgar var. Bu arada Arjun okulda bir hafta tatile giriyor. Yarın son gün, yarın cuma. 28'inde başlayıp işte o hafta komple tatil oluyor burada. Arda'nın da ondan sonraki hafta. Bu sene çok tuhaf oldu. Normalde ikisi de aynı anda tatile giriyordu. Fakat bu sene acayip bir şey oldu. Arjun bir hafta önce, Arda'nın bir hafta sonra. Bunları çok merak ettim. Bir açayım. Acayip rüzgar var. Şeyden ses geliyor. Aspiratörden. Şöyle yeşil. Sağlıklı. Poşetler bakın şöyle. Tek tek. Alıp içine işte meyve, sebzemizi koyacağız. Sözde çok geç bozuluyormuş. Öyle yazıyor. Boy boy yapmışlar arkadaşlar. Küçük, böyle orta boy. Şöyle bakalım. Ve en büyük boy olarak 3 çeşit. Bakın şurada bayağı büyük. Şöyle. Toplamda kaç taneydi söylemiştim? 20 tane. Bayağı da var yani. Deneriz. Mesela işte maydanozu, dereotunu, ondan sonra elma, çilek, salatalık, kabak, her şey yani bütün sebzelerinizi bu şeye koyabilirsiniz, sağlıklı poşetlere. Hatta şurada benim olgunlaşsın diye bıraktığım avokadolarım vardı. Bayağı olgunlaşmışlar.
İlk bunları koymakla başlayabiliriz bu işe. Bayağı değişik bir şeyi var böyle. Yapısı çok değişik. Yani bildiğiniz poşetler gibi değil. Çok farklı. Şöyle içine hepsini koyacağım. Böyle dolaba yerleştireceğim artık bunları. Bir tanesini bırakayım. Yardım arıyor. Aslında yok. Bunu da koyayım. Şöyle. Bu şekilde bağlamayacağım. Şöyle yapıp koyacağım dolaba. Şu tavukları da dün Costco'dan almıştım. Akşam fırsatım olmadı. Böyle attım dolaba. Ama şimdi bunları böyle parçalayıp difrize koyacağım. O yüzden bunları çıkardım. Mesela bu ne kadar arkadaşlar? 2 kilo 700 gram 17.64'müş fiyatı. Yani kilosu 6.49 dolar. Bence 2 paket olursa yeterli. Biraz şurada birkaç tane bulaşık var. Onları toplayacağım, makineye atacağım. Ayrıca kahvaltı yapmış gitmiş. Alelacele. O yüzden burada bırakmış. Ne konuşacaktım? Bugün bir video koydum. Videoda işte Arda basketbol falan oynuyor. Bir izleyicim yazmış. İşte çocukların burada stressiz olduğuyla ilgili. İşte üniversite sınavı stresi yok. Başka okulların stresi yok falan diye. Gerçekten buna katılıyorum. Çünkü burada çocuklarda öyle Türkiye'deki gibi bir stres yok arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten üniversite sınavı diye bir şey yok. Ya da işte bir okullara gireceğim diye böyle stresli şeyler yok, sınavlar. İlkokuldan sonra oluyor. Mesela özel okulların ya da bu bazı işte yüksek seviyeli okul, yani Arda'nın gittiği gibi okul, international school'larda yani. Onlara girmek için tabii ki de sınavlar oluyor. Fakat hani çok stres yapacak bir şey değil. Zaten çocuğunuz şeyde, ilkokulda seviyesi iyiyse o okula bir şekilde giriyor yani. Onun dışında da yani evet, gerçekten çocuklar rahat. Bütün aktivitelerini yapabiliyorlar. Mesela Arda hem futbol oynuyor, hem basketbol oynuyor. Onun dışında işte paten yapıyorlar. Ne bileyim, gidip kayak yapıyorlar. Yani birçok aktivitelerini de yapabiliyorlar aynı anda. Bunda bir sıkıntı yok. Yani zamanları var. Öyle söyleyeyim. Tabii Türkiye'deki sistem bunu maalesef el vermiyor. Yani gerçekten çok zor. Mesela benim yeğenlerim de orada, Arda'nın çocukları. Türkiye'ye gittiğim zaman falan yani aradaki farkı görebiliyorum her yönde. O stresi, o çabayı. Ve Türkiye'de de şey var yani böyle aileler arasında bir yarış var arkadaşlar. İşte senin o çocuğun hangi okula gidecek, ne kadar not aldı, hangi üniversite, işte şu bu, böyle bir yarış var. Yani bu hem aileleri etkiliyor, hem çocukları etkiliyor. Herkes de çok büyük bir stres yaratıyor yani. Bu da bence hiç güzel bir şey değil. Sürekli bir tartışma konusu. Sürekli bir milletin birbirine böyle bir çekememe şeyi var. Bilmiyorum yani. O yüzden hiç bu durum hoşuma gitmiyor, Türkiye'deki bu sistem. Allah'tan yani ne diyeyim, biz buradayız. Biz şanslı olan tarafız herhalde. Burada olduğumuz için. Saat 3 oldu. Artık yapacak bir şey de kalmadı. Yemek de yapmıştım sabahleyin. O yüzden şuraya oturdum. Şimdi dün bir dizi başladı. Ben izleyemedim de bugün izleyeceğim. YouTube üzerinden bakacağım. 3 kız kardeş.
Hicral Aydın'ın kitabından uyarlanan bir dizi. Ben onun kitabını okumuştum. Şu an burada mı? Yok. Hicral Aydın'ın kitaplarını çok seviyorum. Yani kendisini çok seviyorum. O kitabı okumuştum ve çok güzel bir kitaptı. Yani çok duygusaldı. Böyle birçok yerinde ağlamıştım. Onun dizisini yapmışlar. Gerçi bilmiyorum dizi nasıl olur. Yani kitabın büyüsü bozulur bence kesinlikle. İzleyeyim izlemeyeyim mi kararsız kaldım ama herhalde bir bakacağım. Tavsiye ederim size bakın yani kitabı çok güzeldi. Muhtemelen dizi nasıl olur yani güzel olur herhalde bilmiyorum. O diziye bir bakın. Üç Kız Kardeş. Kanal D'de sanırım. Şimdi ben de onu biraz izleyeceğim. Saat 5-5.30'da Güven gelir. Ondan sonra hazırlanıp saat 6.30'da arkadaşlarla buluşacağız. Biz şimdi hazırlandık, çıkacağız. Güven Bey'in bugünkü outfit'i böyle. Güven, inan ki seni videolarda çok görmek istiyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ha? Ne düşünüyorsun lütfen? Çok talep var. Hava soğuk mu? Hava çok soğuk. Olacak mısın biraz daha fazla? Bir tık daha fazla görünecek misin? Sadece bir tık ama. Hazır evet, değil. Görünecek misin? Bir tık. Üstünüze ne giyiyorsunuz? O montu mu? Bence o değil de hani şey var ya Zara'dan aldığımız. O daha güzel olur. Buna benziyor hani. Soğuk ama ya. Yok o kadar değil canım. Aynı şey. Hadi onu giy. Bak o daha güzel durur kumaşla. Bak. Bence yani bilmiyorum ama. Sanki daha güzel duracak. Aynaya bak. Nasıl? Hayır bu güzel. Değil mi? Hı hı. Yakalarını kaldır. Wow. Çok şıksınız ya maşallah. Evet ben de böyle giydim. Böyle gömlek. Üzerime de şunu giyeceğim. Bu nasıl sence? Bunu düşündüm üstüne böyle. Ha? Güzel. Bu şekilde. Çıkıyoruz. Bay bay. Gelecek mi birisi acaba? Ben bu tarafa oturacağım. Bu tarafta. Sen de karşıma geç. Ha şey var ya bu tarafa geçmiyorsun. Ha? Çok burada soğuk olur ya. Soğuk olur ha? Afiyet olsun millet. Biz eve geldik arkadaşlar. Ben videomu kapatmayı unutmuşum. Üzerimi falan değiştirdim. Şimdi aklıma geldi. Onun için tekrar açtım. Saat şu anda 11'i geçiyor. Güzel bir akşam geçirdik. Güzel bir gün geçirdik. Güzel bir kahvaltı. Arkadaşlar keyifli anlar yaşadık. Sohbet, muhabbet gerçekten benim için motive edici bir gündü. Bugünlük de artık böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz hemen şu anda lütfen şu aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bye bye.